Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah'ın izniyle münada dersimizin kaydıyla tekrar birlikteyiz. Esiletun temhidiyetun şefaviyetun. Birinci sorumuza bakalım. Keyfe tunadi sadikake? Sen arkadaşına nasıl sesleniyorsun? Yani onu nasıl çağırıyorsun? Mel harf ellezi istahdemtehu inden nida? Bu çağırma esnasında, nida esnasında hangi harften yardım alıyorsun? Hel el kelimetu leti ca'et ba'de ya ism. Yani ya'dan sonra harfu nida olan, çağırma harfi olan ya'dan sonra gelen kelime isim midir? Bu tarz sorularımız var. Şimdi önce metnimizi okuyalım. Sonra zaten kaide bölümünde bu sorularımıza cevap bulacağız. Kâlel hatibu. Hatip şöyle söyledi. Ya eyyuhel mu'minu, ey iman eden kimse, ey iman eden kimse, i'lem sen bil ki, enne salate faridatun, namaz, muhakkak ki namaz farzdır. Fela tuhmilhe, onu ihmal etme. Ventebih, dikkat et, ya muslimu, ey müslüman dikkat et, fehiye o, yani es salatu namaz, İmaduddin, dinin direğidir. Fetûbâ leke, sana müjdeler olsun. Ya râkiyan lillâh, ey Allah için rükû eden kimse. Râkiyan, rükû eden. Ey Allah için rükû eden kimse. Sana müjdeler olsun. Eyâ râciyen rahmete rabbihi. Rabbinin rahmetini uman kimse. Ve alem, sen bil ki ya târiket salât. Ey namazını terk eden kimse, sen bil ki enne hisabeke asirun yevmel kıyame. Senin hesabın kıyamet günü asirun, zordur, çetindir. Kâlel ebu li ibnihi, baba çocuğuna dedi ki hel semi'ate ey Enes. Ey Enes, duydun mu? Duydun mu? İyyâke sen en tuhmile salâ, sen namazını İhmal ediyorsun. İyyâke en tuhmiles salâ, sen namazını ihmal ediyorsun dedi babası Enes'e. Şimdi kaidemize gelelim. Tabii ki bu parçamızda şöyle bir baktığımız zaman ya eyyühe tarzında bir nidamız var ve el mü'minü münadamız var. Ya nidamız var, yine müslimu münadamız var. Ya nidamız var, terike münadamız var. Ey nidamız var, enesu münadamız var. Yine ya harfu nidamız, rakiyan münadamız. Eye yine aynı şekilde harfu nidamız, raciyen münadamız. Şimdi bunları zaten tek tek burada kaide bölümünde inceleyeceğiz. El kaidetu. Münada nedir? Münada ismun mensubun, mansup bir isimdir. Yuzkeru ba'de harfin min ehrufin nida. Nida harflerinden herhangi bir harften sonra zikredilen mansup isimdir münada. Yani diğer bir tabirle kendisine seslenilen isimdir münada. Kendisine seslenilen isimdir münada. İkinci kuralımız ehrufun nida. Nida harfleri hemzedir. Sadece hemze. Sadece hemze, eydir, eydir. Bunlar lil karib, yakın için kullanılırlar. Lil karib, yakın için kullanılırlar. Hemze ve ey, eye ve heyye. Bunlar da ba'id, uzak için kullanılırlar. Ya ise likileyhime. İkisi için de kullanılır. Yani hem uzak için hem yakın için ya kullanılır. Ve lil mütevassit, yine yani orta mesafe. Yani ne çok uzak ne çok yakın, ikisi arasındakilere de yine ya ile seslenilebilir. O zaman harf-ı nidamız kaç tane? 5 tane. Hemze ve ey yakın için, eye ve heyye bunlar uzak için, ya ise her ikisi için ve orta mesafedekiler için kullanılabilir. Sınavda böyle bir soru gelebilir mi? Neden gelmesin? Aşağıdaki şıklardan hangisi uzak için kullanılan nida harfleridir gibisinden bir soru gelebilir.
O soruda da eyya ve heyyayı bizim bulmamız istenebilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Zaten 5 tane var. Bunları grup olarak ezberleyelim. Yakın için olanlar hemze ve ey, uzak için olanlar eyya ve heyya, uzak için orta mesafe için olan da ya. Aynı zamanda uzak için de yakın için de hepsi için ya kullanılabilir. Enva'ul münada, münadanın çeşitleri ve ehkamuhu ve hükümleri, yani kuralları. Lil münada hamsetu enva'in, münadanın 5 çeşidi vardır. Yani 5 çeşit münada göreceğiz. Harf-ı nidalar da 5 tane, münadanın çeşidi de 5 tane. Hiye, onlar şunlardır. Birincisi münada müfret, yani müfret münada. Yani tek bir kelime olarak gelen müfret münada. Tabii ki buradaki müfretlikten kastımız şu. Ey leyse mudaf, muzaf olmayan, ev veya şebihen bil muzaf ya da şibhi muzaf olmayan. Yani muzaf ya da şibhi muzaf, muzafa benzeyen olmayan. Müfret münadadan kastımız bu. Bu da nedir? Alem isimdir. Alem isim yani özel isim. Alem isim yani özel isimdir. Ve huve o ismi şahsin, bir şahıs ismidir. Ev mekanın ya da bir mekan ismidir. Ve yekunu mebniyen aleddam fi mahalli nasb. Böyle bir durumda gelen münada, yani müfret münada, parantez içinde alem olan, özel isim olan münada nedir? Damme üzere mebnidir ama fi mahalli nasb'tır. Çünkü her işin sonunda münada mutlaka mansuptur. Bunu unutmayacağız. Münada olan, alem isim olan kelime damme üzere mebni olacak kural gereği ama biz onu irab ederken fi mahalli nasb diyeceğiz. Örnek olarak ya enesu var. Ya harfu nida, sükun üzere mebni. Enesu münada mebniyun aleddam fi mahalli nasb. Damme üzere mebnidir, fi mahalli nasb'tır. Şimdi birinci kuralımız bu. Münada ile alakalı kurallar yazalım. Mesela bir kağıda münadanın hükümleri, münada ile alakalı kurallar. Birinci kural şu. Münada müfret isim. Yani alem olursa damme üzere mebni olur. Damme üzere mebni olur. Eğer alem isim olursa, yani müfret münada olursa. İkinci münada çeşidimiz şu. Münada nekre-i maksude olursa. Münada ama nekre-i maksude. Nekre-i maksude, yani kastedilen bir nekire kelime. Kastedilen bir nekire kelime. Ve huve o ismun nekiratun, nekre bir isimdir. Yedullu delalet eder. Ala muayyen maksude. Yani muayyen belirli, maksude kastedilen bir şeye delalet eder. Eğer böyle olursa, yani münadamız nekre-i maksude olursa ve yekunu mebniyen aled damme fi mahalli nasb alen nida. Yine aynı şekilde ne olacak? Damme üzere mebni ama fi mahalli nasb olacak. Mesela ne gibi? Ya eyyuha gibi. Ya eyyuha gibi ya da ya muslimu gibi. Şimdi etrafımızda bir sürü Müslüman olduğunu düşünelim. Ve aralarından mesela Ahmet amcaya seslenerek şöyle diyoruz. Ya muslimu, ey Müslüman. Burada kimi kastediyoruz? Ahmet amcayı. Ama Ahmet amca demedik. Nekre bir kelime olan, nekre bir kelime olan muslimu'yu kullandık. Ama Ahmet amcayı kastettiğimiz için orada ne olacak o? Nekre-i maksude münada olacak. Yani şuradaki müslimu gibi. O yüzden o da damme üzere mebni ama fi mahalli nasb olacak. Tıpkı alem isim olan münada gibi. Üçüncü münada turumuz mudaf olan münada. Yani muzaf, muzafın ileyhi zaten biliyoruz. Muzaf, muzafın ileyhi biliyoruz. Oradaki muzaf harf-ı nidadan sonra gelirse muzaf olan münada olur. Bakalım bunun kuralı ne? Ve huve el mudaf ila ismin mecrur ba'dehu yusamme muzafın iley. O muzaftır ve kendisinden sonra gelen adı da muzafın iley olan mecrur isme izafet edilmiş kelimedir. Ve yekunu mansuben ve mansup olur. Burası çok önemli. Ve yekunu mansuben mansup olur.
Yani eğer münadamız muzaaf bir kelime ise, muzaafsa mansup olacak. Ne gibi mesela? Ya Abdallah, ey Allah'ın kulu. Ya terke salâ, ey namazını terk eden kimse. Buradaki terke kelimesi münada. Aynı zamanda muzaaf, çünkü es-salâti onun muzaafın ileyhi. Ya Abdallah, abda kelimesi muzaaf. Allah'ı muzaafın ileyhi ve abde burada münada. O yüzden bakıyoruz ikisi de mansup. Abde münadası mansup, terike münadası burada mansup. Çünkü münada muzaaf olursa mansup olacak. Muzaaf olursa mansup olacak. Dördüncü münada türümüz şu. Münada şebihun bil muzaaf. Yani şibihi muzaaf. Muzaafa benzeyen olursa münada. Ne gibi? Ve huve ismun, o isimdir. Ye'ti gelir ba'dehu, ondan sonra gelen kelime. Ma yukmilu ma'nahu, onun manasını tamamlamak için gelir. Ve leyse bi muzafın ileyh, onun muzafın ileyhi olarak değil de onun manasını tamamlamak için gelir. Eğer durum böyle olursa mansuben, yani şibhi muzaf olan kelimede mansup olacak tıpkı muzaf gibi. Eye raciyen rahmete rabbihi, yani ey Rabbinin rahmetini uman kimse. Şimdi burada raciyen. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Bu raciyen kelimesi bir nevi ismi fail. İsmi fail olduğu için burada muzaaf gibi mana olarak aslında benziyor. Çünkü Allah'ın rahmetini uman kimse. Bir muzaaf muzaafın ileyhine benziyor. Ama raciyen burada muzaaf değil, rahmete muzaafın ileyh değil. Sadece benziyor. O yüzden burası şibhi muzaf. O yüzden raciyen kelimesi şibihi muzaf bir münada olduğu için mansup. Yine gariben beyne ehlihi, ey ailesinin arasında garip olan kimse. Yine gariben, burada şibihi muzaf ve mansup. Ya rakiyan lillah, ey Allah için rükû eden kimse. Rakiyan yine burada nedir? Şibihi muzaf, o yüzden mansup. Ve beşinci münada çeşidimiz de şu. Münada nekreyi gayri maksude. Az önce mesela nekre-i maksude münadayı gördük ya Müslimu gibi. Damme üzere mebni olduğunu söyledik. Şimdi de nekre-i gayri maksude münada olacak. Ne gibi? Ve huve ismun nekiratun. O nekre bir isimdir. Yedullu ala gayri muayyen. Belirli olmayan bir şeye delalet eder. Ve gayri maksud. Ve kastedilmeyen bir şeye delalet eder. Ve yekunu mansuben. Ve mansup olur. Ne gibi? Ya rakiyan lillah. Ey Allah için rükû eden kimse. Şimdi biz burada bir topluluk olduğunu gene düşünelim önümüzde. Oradan birisine sesleniyoruz ama belli değil. Hepsini de kastedebiliriz. Kimi kastettiğimiz belli değil. Diyoruz ki ey Allah için rükû eden kimse. İşte böyle, yani nekre bir isim münada olursa ve gayri maksude bir nekre ise o da yine münada olabilir ve o da ne olacak? Mansup olacak. Şimdi 5 tane çeşidimiz var dedik. Müfret münada olursa, yani alem isim olursa damme üzere mebni, nekre-i maksude münada olursa yine damme üzere mebni fi mahalli nasb, muzaf olursa mansup, şibhi muzaf olursa yine mansup, nekre-i gayri maksude olursa yine mansup. 5 tane irab seçeneğimiz var. Çünkü 5 tane münada çeşidimiz var. Dördüncü kuralımız, اِذَا كَانَ الْمُنَادَى مَقْرُونًا بِلَّا مُتْتَعْرِيفٍ. Eğer münadamıza elif lam takısı bitişmişse, münadamızda elif lam takısı bulunuyorsa, o zaman ne olacak? يُؤْتَى قَبْلَهُ بِكَلِمَةِ اَيُّهَا الْمُذَكَّرِ. O zaman müzekker için münadadan önce اَيُّهَا kelimesi gelecek, müennes için de اَيَّتُهَا kelimesi gelecek. Ne gibi mesela? Ya eyyuhel mu'minu, ey mümin olan kimse. Normalde ya el mu'minu burası. Ama el mu'minu münadamızda eliflam olduğu için harfu nida ile münada arasına eyyuhel eklendi erkek olduğu için. Ya eyyetuhel mu'minetu, burada da münadamız bayan olduğu için, lamut tarif ile marife olduğu için harfu nida ile arasına eyyetuhel eklendi bayan olduğu için. İlla ancak اِذَا كَانَ الْمُنَادَى لَفْزَ الْجَلَالَةِ, yani Allah lafzı olursa, eğer münadamız Allah lafzı olursa, فَاِنَّ لَا مُتْتَارِفْ تَبْقِي, onun eliflamı kalır.
ve tuktavu hemzetuhe vücuben ve vacip olarak ne olur? Onun hemzesi kesilir. Hemzesi kesilir. Ne gibi? Ye Allahu da olduğu gibi. Ye Allahu da olduğu gibi. Ve kefiren genellikle ma yuhavvelu harfun nidahi ya ila mimi müşeddede. Ve genellikle Allah lafzına münada edildiği zaman diyelim ne olur? Harf-ı nida olan ya şeddeli bir mime dönüşür. Şeddeli bir mime dönüşür. Ve tattasülü bi lafzil celal ve lafzu celale bitiştirilir. Ne gibi mesela? Allahümme. Normalde ya Allahu idi ama öyle kullanmıyoruz. Harf-ı nida olan ya'yı aldık. Allah'un sonuna şeddeli mim olarak getirdik. Allahümme yaptık. Allahümme. Yani Allah, ey Allah'ı. Rabbena, ey Rabbimiz olan Allah, Allahümme Rabbena. Ve beşinci kuralımız şöyle, yecuzu hasfu harfin nidai, nida harfinin hasfedilmesi caizdir. Ne zaman? İzâ kâne ya dûne gayrihe. Eğer harfun nidamız ye olursa, hasfedilmesi caizdir. Ne gibi mesela? Ahmedu teâlâ nekra. Yani ya Ahmedu, ey Ahmed. Teala gel nekra okuyalım. Ey Ahmet gel okuyalım. Mesela bu cümlemizde ya Ahmedu idi ama harf-ı nida ne yapılabilir? Hasfedilebilir. Ve bu ne zaman olacak? Eğer nida harfimiz ya olursa diğerlerinde bunu ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Şimdi gelelim diğer sayfamıza. İstakriç kulle münada minel ibareti latiyeti vezkurun nev'ahu ve hükmehu demiş. Şimdi burada bir takım cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizde münadalarımız var. Ve münadanın çeşidi var ve hükmü var. Bakalım. Ya Allahu da ya harfu nida. Allah lafzımız gördüğümüz üzere burada münada. Allah lafzımız münada. Ve Allah lafzının türü müfret alem ismi. Yani müfret münada alem isim ve irabı ne olacak? Damme üzere mebni. Beş çeşit münadadan bahsetmiştik. Birinci çeşit buydu. Müfret münada yani alem isim olan münada olursa damme üzere mebni demiştik. Ya rahimen ibadehu. Ey kullarına merhamet eden. Şimdi burada rahimen tabii ki münada ve türü de nedir? Şibhi muzaf. Şibhi muzaf onu da belirtelim şibih muzaf burada ve şibih muzaf olunca ne oluyordu? Mansup oluyordu. Şibih muzaf olunca mansup oluyordu. Bir diğeri ya kabilet tevbe. Ey tevbeleri kabul eden. Kabilet tevbe. Şimdi burada kabilet tevbeti de bakıyoruz. Muzafın iley var. O zaman kabileye rahatça muzaf diyebiliriz. Kabile burada münada ve ettevbeti onun muzafın ileyhi kabile muzaf tarzında bir münada ve muzaf olursa mansup olacaktı. Muzaf olursa mansup olacaktı. O beş hükmümüzü hatırlayalım. Müfret alem olursa damme üzere mebni, nekre-i maksude olursa damme üzere mebni fi mahalli nasb ikisinde de ama muzaf olursa, şibhi muzaf olursa, nekre-i gayr-ı maksude olursa üçünde de münadalarımız ne olacak? Mansup olacaklar. Evet, program dondu maalesef. Tekrar açmak zorunda kaldım. Şimdi gelelim tedribat alıştırmalar bölümümüze. Evvelen birinci alıştırmamız şöyle. İstahriç kulle münada minel ayatil atiyeti. Gelen ayetlerdeki münadaları çıkarınız, yani gösteriniz. Vezkur nev'ahu, çeşitlerini söyleyin ve hükmünü söyleyin. Hemen bakalım. Ya eyyuhel insanu. Ey insan. Mâ garrake, seni ne aldattı bir Rabbikel Kerim? Yani Kerim olan, cömert olan Rabbine karşı seni ne aldattı? Bu birinci ayeti kerimemizde el-insânu bizim neyimizdir? El-insânu münadamızdır. La-mut-tarif olduğu için, la-mut-tarif olduğu için başında eyyuhe burada ziyade edilmiştir, eklenmiştir. Ve bu el-insânu'yu da müfret münada olarak kabul edeceğiz ve damme üzere mebni diyeceğiz. Hükmü için damme üzere mebni diyeceğiz. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey mutmain olan nefis. Ey mutmain olan nefis. İrci'i ila rabbike.
irci'i ile rabbiki ve ey mutmain olan ve ey mutmain olmuş nefis ne yap? Razı olmuş olarak Rabbine dön. Yani sen ondan razı, o da senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Burada yine ne var? Ennefsul mutmainnetu var. Ennefsu kelimesi yine burada münada ve bayan nefis burada kastedilmiş. O yüzden eyyetuhe buraya eklenmiş, ziyade edilmiş harf-ı nida ile arasına. Ennefsu'yu da yine müfret alem olarak kabul edip damme üzere mebni diyeceğiz. Kulu de ki ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Yani ey kendi nefislerini israf eden kullarım. Ey kendi nefisleri üzerinde aşırıya giden kullarım. Deyin ki, de ki onlara, ey kendi nefisleri üzerine aşırı giden kullarım. La teknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Burada ne var mesela? Ya ibadiyellezine esrafu. Ya ibadiye. Yani ya ibadi olarak bunu düşünelim. Burada ne var? İşte münada olarak gelen, münada olarak gelen bir kelimemiz var. İbadi kelimesi ve aynı zamanda muzaf. Neye muzaf? Mütekellim yasına muzaf. O yüzden kesre olacak burası. Fi mahalli nasb diyeceğiz buna da. Yani buradaki münadamız muzaf bir münada. Ama mansup olamamış. Çünkü mütekellim yasına izafe edilen kelimeler mansup olamazlar. Yusufu e'rid an hâze. Yani ey Yusuf sen bu konudan yani uzak dur. Yani bundan kimseye bahsetme. Kimseye bahsetme. Ve estağfir li zenbike inneki kunti minel hatihin. Yani ey kadın sen de günahının affını dile. Çünkü sen inneki muhakkak ki sen kunti oldun minel hatihin. Hata edenlerden oldun sen. Burada mesela Yusuf'u kelimesi var. Yusuf'u kelimesi nedir? Münadadır. Başındaki harf-ı nida olan ya burada hasfedilmiş. Yusuf da alem isim müfret bir münada. O yüzden damme üzere mebni diyeceğiz. وَلَقَدْ اَتَيْنَ دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Biz Davut'a, muhakkak ki Davut'a اَتَيْنَا verdik. مِنَّا katımızdan, tarafımızdan fadlen. Bir fazilet, bir lütuf verdik. يَا جِبَالُوا يَا جِبَالُوا اَيْ دَعْلَار اَوْوِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ. Ne? Onunla birlikte evvibi tesbih edin benim. Ve elenna lehul hadid. Biz ona ne yaptık? Elenna lehu. Onun için yani Davut için elenna yumuşattık. El hadide demiri yumuşattık. Burada da ya cibelu kelimesi var. Ey dağlar tarzında. Bu da nedir? Ey dağlar nekreyi maksudeye benziyor. Ey dağlar diye burada Allahu Teala buyurmuş olabilir. O yüzden nekre-i maksude deyip buna da damme üzere mebni diyebiliriz. Saniyen ikinci alıştırmamıza gelelim. Uktub fi kulli firagin edate nida'in ve munada munasibeyn mimma beyne'l kavseyn. Aşağıdaki boşluklara uygun harf-ı nida ve münadaları getireceğiz. Bir bakalım. Teallemul fıkha. Teallemu l-fıkha, fıkıh öğrenin. Eya muslimune, ey Müslümanlar. Eya muslimune, ey Müslümanlar, fıkıh öğrenin. Buraya bir numaralı boşluğa bunu getirebiliriz. İki numaralı boşluğumuza baktığımız zaman, ey buneyye, ey oğulcuğum, ey oğlum, ikra suretel fatihati, Fatiha suresini oku. Buraya da bunu getirebiliriz. La tuhmili salateki namazını ihmal etme. Ya emet Allah. Buraya en uygun bunu buldum. Ya emeteyi. Yani ey Allah'ın kulu gibi bir manası olabilir emetenin. Ya emet Allah. Burada yine muzaaf bir münada karşımızda. Dört numaralı boşluğumuza bakalım. Ya kari'eyni. Ey iki okuyucu. Ketebel fıkhi ya da kutübel fıkhi olabilir. Yani fıkıh kitabı yazıldı. Ya da şöyle olabilir. Ey iki okuyucu
Ketebel fıkıh. Fıkıh kitabı yazan ey iki okuyucu. Olabilir. Burada yine ne var? Şibih-i muzaf olur eğer böyle okursak bunu. Şibih-i muzaf. Ey fıkıh kitabı yazan iki okuyucu. Ebşira müjdeleyin bi ilmin gazir. Yani bol ilim dağıtın. Bol ilimle müjdeleyin. Buraya da ya kari eyni gelecek. 5 numaralı boşluğumuzda da ne olacak? Ya eyyetuhet talibatu, ey bayan öğrenciler. Mel halal ve mel haram. Helal nedir? Haram nedir? Ya eyyuhel bayun, ey satıcılar. Ey satıcılar. La tebi'u vakte salatil cuma. Cuma namazı vaktinde satış yapmayın. La tebi'u vakte salatil cuma. Cuma namazı vaktinde satış yapmayın. Şimdi son hallerini bir kere daha okuyalım. Teallemu el fıkha eye muslimune. Ya ey buneyye ikra suretel fatihati la tuhmili salateki ya emetallah. Ya kari eyni ketebel fıkhi ebşira bi ilmin gazir. Ya eyyetuhet talibatu mel halalu ve mel haram. Ya eyyü'el bâi'ûne la tebî'û vakte salâtil cuma. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. İhter li kullu firâgin münâdâ münâsiben mimmâ beynel kavsen. Yani aşağıdaki boşluklar için uygun münadaları parantez arasından seçeceğiz. Ya kâimel leyl. Yani ey geceyi ayakta geçiren kimse. Eksir minen duayı çoğalt. Ya iki numaralı boşluğumuzda ya rakibel hafilete. Aslında el hafileti olsaydı rakibe derdik, muzaf bir münada seçerdik. Ama el hafilete tarzında buranın mansup gelmesi buradaki münadanın muzaf olmadığını ama rakiben tarzında şibhi muzaf olduğunu bize gösteriyor. Bu ufak ayrıntıyı kaçırmayalım. Ya rakiben el hafilete ikra dua es sefer. Yani ey otobüse binen kimse ikra oku dua es sefer. Yani yolculuk duasını oku. Hel karate kitaben kamilen fil fıkıh. Fıkıh alanında tam bir kitap, kamil, yeterli bir kitap okudun mu? Ya Umeru, ey Ömer. Burada müfret alem, o yüzden damme üzere mebni gelecek. Ya dalibetu, dalibet, dalibun dalibetun. Ya burada ne diyeceğiz? Müfret münada kullanacağız. Ve ya dalibetu, ey kız öğrenci. Ya dalibetu, men eşheru telamizil imamil azam. İmam-ı Azam'ın en meşhur talebeleri, öğrencileri hangileridir? Ya dalibetu. Şimdi dördüncü alıştırmamıza bakalım. İc'al kelimetey muallimetun ve muallimun merraten münada nekre-i maksude ve merraten nekre-i gayr-ı maksude olarak buralarda ne yapacağız? Onları kullanacağız. Mesela nekre-i maksude olarak ya da nekre-i gayr-ı maksude olarak bunu ne yapalım? Kullanmaya çalışalım. Muallimetun ya da muallimun kelimelerini. Mesela nekre-i maksude olarak çevremizde öğrenciler olduğunu düşünelim. Ya muallimu, ey öğrenci ya da ya muallimetu şeklinde bunları nekre-i maksude olarak çok rahatça kullanabiliriz. Ama nekre-i maksude, gayr-ı maksude olarak mesela şöyle kullanabiliriz. Ne diyelim? Ya muallimen ilmallah. Yani, ey Allah'ın ilmini öğrenen kimse, ya öğreten kimse. Ya muallimen ilmallah, ya muallimeten ilmallah gibi ya da dinallah. Bu tarz bir cümle, bunları nekre-i gayr-ı maksude olarak ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şunu unutmayalım, yani nekre-i gayr-ı maksude cümlesi nekre-i maksudeden daha uzun. Mesela nekre-i maksudede ne olur? Ya muslimi olur. Ya muslimi olur. Ama nekre-i gayr-ı maksudede ya muslimen lillah daha uzun. O yüzden bu da aslında önemli bir şey. Hamisen beşinci alıştırmamız. Savvib el hata'e. Hataları düzeltin.
fil cümlelati'ye gelen cümlelerdeki ve a'id kitabetehe ve onu ne yapın? Düzgün halini yazın. La tuhillul harame. Haramı helal sayma ya ibadullah. Ey Allah'ın kulları, helali haram saymayın. Şimdi burada ne var? Münadamız olan ibadu kelimesi yanlış harekelenmiş. Çünkü burada ibadu muzaaf bir münada. Muzaaf münadalarda mansup olur demiştik. Ne diyeceğiz? Bu cümlenin doğru halini şuraya yazalım. La tuhillul harame ya ibadallahi olacak. Bir diğeri len tenelnel caizete, yani asla elbette ödüle nail olmazsınız. Eyyuhel mu'milat, ey ihmalkar bayanlar, ödüle asla nail olmazsınız. Burada nedir? Burada nedir? El muhmilat, ihmalkar bayanlar, münada ve bir bayan, başında lamut tarif var. Burada harfu nida ile arasına, ki burada muhtemelen harfu nida ya idi, hasfedilebiliyordu ya olduğu zaman hasfedilmiş. Harfu nida ile lamut tarifli münada arasına bir ek gelecekse, bayansa eyyetuhe gelecekse, burada eyyuhe gelmiş, yanlış yazılmış. Hemen düzgün halini şuraya yazalım. Len tenelnel caizete eyyetuhel muhmilatu olacak. İrda bime keteballahu leke. Allah'ın senin için yazdığına razı ol. Ya mu'minun billah. Ey Allah'a iman eden kimse. Buna razı ol. Ya mu'minun billah. Burada da mu'minun billah. Allah'a iman eden. Burada ne var? Şibhi muzaffer. Ve şibhi muzaf olduğu zaman ne olacaktı? Münadamız mansup olacaktı. Burada yine hata var. Cümlenin doğrusunu buraya nasıl yazacağız? İrda bime keteballahu leke ya mu'minen billahi. Ya mu'minen billahi. Gelelim 6. alıştırmamıza. E'rib el münada, münadayı irab edin. Ve edaten nidai fi cümlelatiye ve nida edatını gelen cümlelerde demiş şefeviyen, yani sözlü olarak. Ya tali'an cebelen ihzar. Şimdi burada ey dağları iyi bilen, ey dağları tanıyan, ihzar, dikkatli ol var. Tali'an cebelen nedir? Şibhi muzaf. O yüzden mansubun bil fetha. Ya eyyetuhel fetat, ey genç kızlar. El hicabu râi'un, el hicabu başörtüsü râi'un, harika bir şeydir, güzel bir şeydir. Burada da el fetâtu münadamız, müfret alem, lamut tarif de var başında, o yüzden eyyetühe buraya eklenmiş, damma üzere mebni diyeceğiz, fi mahalli nasb diyeceğiz. Ya râisel belediye, ey belediye başkanı, et'im el mesakine, miskinleri doyur. Burada râise kelimesi münada ve muzaaf. Muzaaf bir münada, o yüzden ne olacak? Mansubun bil fetha olacak. Evet, inşallah alıştırma kitabımızın sayfasıyla devam edelim. Üçüncü ünitemizin, alıştırma kitabımızın üçüncü ünitesindeki münada konusundayız. İlk alıştırmamız şöyle. Da hatten tahta edatin nida, nida edatının altına bir çizgi koyun. Münadanın altına da iki çizgi koyun ve münadayı irab edin. Ya kevkeben ma kana aksara umrahu ve kaza tekunu kevakibul esar. Ya kevkeben, ey yıldızlar. Burada kevkeben nedir? Muhtemelen nekre-i maksude, o yüzden mansup gelmiş. Kevkeben münada, ya da harf-ı nida. Ya e'delennâz, ey insanların en adaletlisi. Ya harfu nida, e'dele. Muzaaf bir münada, o yüzden mansubun bil fetha. Ya eyyuhel racülül muallimu gayrehu hellâ li nefsike kâne zette'alîm. Ya harfu nida, el racülü münada, aynı zamanda mevsuf, el muallimu onun sıfatı. Burada el racülü müfret münada ve alem lamut tarif olduğu için eyyetühe burada getirilmiş. Damme üzere mebni diyeceğiz el racülüye. Fi mahallin nasb diyeceğiz. Eyye kabre ma'nin keyfe ve rayte cudehu ve kad kâne minhul berru vel behru mutra'a. Burada kabre ma'nin var.
kabre, bizim münadamız muzaaf, mansubun bil fetha, eya de bizim burada neyimiz? Harfu nidamız. Yani nida edatımız. Evet, maalesef yine program dondu. Muhtemelen bu şekilde işaretlediğim için, onları da RAM hafızasını aldığı için herhalde o yüzden donuyor diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Dondukça tekrar açacağız. Sıkıntı değil. Video kesilmesin önemli olan. Saniyen ikinci alıştırmamız. Uktub fi kullu firagin mimma ye'eti münaden münaseben mimma beynel kavseyn. Aşağıdaki boşluklara uygun münadayı iki parantez arasındaki kelimelerden seçeceğiz. İhris alel ilmi vel ahlaki. Yani ilme ve ahlaka hırslı ol. Gayret et. Ya talibu, ey öğrenci. Ya talibu, ey öğrenci. Buraya talibu gelecek. La tey'esi min ata'illahi. Allah'ın vermesinden ümidi kesme. Ümidi kesme. Ya Aişetu, ey Aişe. Ümidi kesme. İstemirra fil keremi. Yani cömertliğe devam et. Cömertliği sürdür. Ya ra, ya fa ilel hayr. Ey hayır yapan. Burada 3 numaralı boşluğa fa ile gelecek. Muzaf tarzında bir münada. 4 numaralı boşluğumuza da ne gelecek? Raciyen. Ya raciyen affe rabbihi. Ey Rabbinin mağfiretini uman kimse. Tub, tövbe et ve estağfir. Bağışlanma dile. Burada da raciyen affe rabbihi. Ne, şibhi muzaf. Şibhi muzaf tarzında bir münadamız olacak. Şimdi son hallerini bir kere daha yapalım. Bu arada imra etin kelimesi boşa çıktı. Onu kullanmadık. İhris alel ilmi vel ahlaku ya talibu. Tey'esi la tey'esi min ata illa ya Aişetu. İstemirra fil keremi ya fa'ilel hayri. Ya raciyen affe rabbihi tubu ve estağfir. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Havvil el münada el mudafe ile münada şibhimul muzaf. Yani aşağıda münada cümlelerimiz var ve münadalarımız muzaf. Biz onları alacağız, şibhi muzaf yapacağız. Burada işin mantığını aslında bir nevi anlayabiliriz. İlk örnek cümlemize bakalım. Cezakallahu hayran. Allah senin hayrını versin. Ya dafi'az zekat. Ey zekatını veren kimse. Allah senin hayrını versin. Cezakallahu hayran. Ya dafi'an zekatehu. Ey zekatını veren. Yani dafi'az zekat. Dafi'a muzaf. Ez zekati muzafın iley. Dafi'an zekatehu. Burada dafi'an şibhi muzaf. Evet, bu şekilde dönüştüreceğiz. Tevadu. Evet, tevadu. Ya mevfurel hazzı. Evet, tevadu. Yani tevazu göster. Ya mevfurel haz. Yani şansı çok olan, şansı iyi olan kimse. Tevazu göster. Bunu nasıl yapabiliriz? Tevadu. Ya mevfuran el hazza diyebiliriz. Ya mevfuran el hazza. Veffakake Allahu. Allah seni muvaffak kılsın. Ya mahmudet taba. Yani tabiatı, huyu övülen kimse diyebiliriz buraya. Veffakake Allahu ya mahmudan tabaahu. Mahmudan tabaahu diyebiliriz. Ya cami'as senabil, ey başakları toplayan kimse. La tensel fukara, fakirleri unutma. Ya cami'an es senabile tarzında şibh muzaf yapabiliriz. Ya cami'an es senabile, la tensel fukara diyebiliriz. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. اَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌ. Altı çizili yerleri irab edin demiş. Yusuf suresinden bir ayeti kerime var. يَا صَاحِبَهِ السِّجْنِي. Ey benim hapishane arkadaşlarım. اَعْرِبَابٌ مُتَفَرِّكُونَ خَيْرٌ. Yani farklı farklı Rabler mi daha hayırlıdır? اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ. Yoksa kahhar olan, tek olan Allah mı? Yusuf suresi, Yusuf aleyhisselamın sözü. Burada ya harfi nidamız sahibey, yani sahibeyni idi. Nun orada düştü çünkü muzaaf oldu. Bu da muzaaf tarzında bir münadamız var.
Es-sicni zaten onun muzafın ileyhi mecrurun bil kesra. Müteferrikune sıfat burada erbabunun sıfatı. Müteferrikune cem müzekker salim olduğu için vav ile merfu. Hayrun da haberimiz. Yani erbabun müpteda. Müteferrikune onun sıfatı. Hayrun da erbabunun haberi. Hayrun haberin haberun merfun bid damme ona diyebiliriz. Beşinci ve son alıştırmamız enşi cümleten mufideten an kullin nev'in min enva'il münada. Yani münada türlerinin her birisi için birer tane örnek cümle yazın diyor. Bunu mutlaka yazalım. Bu videonun sonuna geldiysek eğer zaten elhamdülillah münadayı öğrenmişizdir. Buraya örnek cümleler yazmayı ihmal etmeyelim. İlk olarak ne yazacağız? Alem müfret isim olan münadaya örnek yazacağız. Sonrasında nekre-i maksudeye örnek münadaya yazalım. Muzaf münadaya örnek yazalım. Şibhi muzaf münadaya örnek yazalım. Ve nekre-i gayru maksude münadaya örnek yazalım. Böylelikle 5 münada türünü de tamamlamış olalım. Evet, bugünkü dersimizi de böyle tamamladık. İnşallah gün içerisinde yeni kayıtlar yapıp göndermeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle yine yeni kayıtlarda görüşmek üzere. 6. konumuz olan sayılar konusunda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.